Bugün bir vatandaş Kars'ta çağrı merkezi açıyordum. Bir çağrıyı da siz karşılayın. Aldım telefonu, vatandaşın birini açtım. Şu imkanları var falan, şunu yaparsanız bu oluyor, bunu yaparsanız bu. Anlattım. Adam dedi ki, kardeşim dedi, başka bir adam bulamadılar mı dedi. Yorgun, yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir adam. Tam 2 saat 20 dakika konuştu, esprileri ard arda yaptı. Binali Yıldırım Büyükelçiler Konferansı'nda elçilere seslenirken kahkahalar havada uçuştu. Bizden sonra Fransızlar geliyor da Fransızlar ara sıra boş konuşuyor. Benim gibi değil. Bu diplomatik bir sıkıntı olmaz değil mi senin? Yıldırım'ın konuşması sık sık gülüşmelerle kesildi. Bakan Yıldırım o anlarda bile fırsatı kaçırmadı. Toplantının ciddiyetini şey yapıyoruz herhalde, bozuyor. Onun için çıkarken eğlence parası herkes kumbaraya bir şeyler atsın. Saat 9.45'te konuşmasına başlayan Yıldırım için konferansta ayrılan süre 1 saatti. Saat 11'de ise Kültür Bakanı'nın oturumu başlayacaktı ama Yıldırım sahneyi bırakmamaya kararlıydı. Herkes saatine bakıyor. Daha biz de daha mevzunun başındayız. Benim yavaş konuşma avansımı ilave edin. Şöyle acele etmesin. Sizin biz, konuşma hızınızla gelsin. Biz halimizden memnunuz. Ve Yıldırım konuşmayı bitirmeyince Kültür Bakanı Günay Çözüm'ü salona girmekte buldu. Ay senin işleri anlatıyoruz. Diyor. Nasıl bize ot yoldurduğunuzu Marmaray'da anlatıyor. Senden sonra konuşacağım, ona göre konuş yani. Ses bu taraftan geldi. Az kaldı. 2,5 saat. Havalanına da demiştim, biraz meşgul edin sen. Ben öğleden sonraki programları iptal ettim zaten. Rahat rahat konuşabilirsiniz. Bakan Günay salona girdikten tam 20 dakika sonra Binali Yıldırım konuşmasını bitirdi yine esprilerle. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce orkestrada yer alan arkadaşlarımı size bazılarını takdim etmek istiyorum. Hepsi burada yok.